Herkese merhaba, Erdem Baş ben. Kanalımıza hoş geldiniz efendim. Green Card çekiliş sonuçları açıklandı veya siz bu videoyu izlediğiniz zaman açıklanmak üzere ya da açıklandı. Herkese öncelikle hayırlı olsun. Çıkanlara da çıkmayanlara da. Çıkmayanlar üzülmesinler. Seneye inşallah bir kez daha başlarlar. Bir kez daha katılırlar. Belki bu arada Vera da kamera arkasından sesler çıkartmaya devam ediyor kızım. Umarım dediğim gibi inşallah herkes için hayırlısı olmuştur. Şimdi Green Card süreci bittikten sonra malum biz bu tecrübeyi yaşadığımız için çok rahat bir şekilde anlatabilirim. Biraz sancılı bekleme süreci başlıyor ve prosedürler başlıyor. Biliyorum Green Card'a Kasım ayında başvurdunuz. Mayıs'a kadar beklediniz. Zaten bu bir uzunca bir bekleme süresi. Bundan sonra da yaklaşık önünüzde bir buçuk senelik bir zaman zarfı var. Yani konsolosluğa gidip mülakat görüşmesi yapana kadar neredeyse bir sene, bir buçuk senelik böyle bir zaman zarfı var. Yapmanız gereken şeyler aslında çok basit. Şimdi form dolduracaksınız. Kazandığınızı öğrendikten sonra DS-260 formu dolduracaksınız. Bu formu doldururken bazı şeylere dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle bu sene biraz daha böyle bu formu çabuk doldurmakta fayda olduğunu söylüyorlar. Daha öncesinde bunu biraz daha böyle yayarak yapıyorlardı insanlar. Ama ben kendi tecrübemden yola çıkarak söyleyeyim. Ben zaten ilk 4 gün içerisinde, yani benim 8 Mayıs'ta belli olmuştu. Ben ilk 4 gün, 5 gün içerisinde formu doldurmuştum. Form biraz kapsamlı bir form. Çok fazla detay var. O detayları doldurmanız gerekiyor. Annenizin adından, soyadından, babanızın işte adından, soyadından, okuduğunuz okullardan, yaşadığınız yerlerden, okuduğunuz okulların adreslerinden, yaşadığınız daha önce ikamet ettiğiniz yerlerin adreslerinden, efendime söyleyeyim bitirdiğiniz diplomalarınızdan, sağlıkla ilgili sorular var, askerlikle ilgili sorular var, yaptığınız işle ilgili sorular var, onların adresleri var. Böyle çok kapsamlı böyle sayfalar süren bir form. Bu sadece sizin için değil, aynı zamanda sizin eğer bir aileyseniz, eşiniz, çocuklarınız için de geçerli. Bazı sorular geliyor ama işte biz okuduğumuz okulların adresini bilmiyoruz bilmem ne gibi. Google'a yazıyorsun, falanca okuldan mezun oldum diyorsun, o okulu buluyorsun, adresini buluyorsun. Yani bu tabii ki şey değil, yani sonuçta kesin bu bilgiler doğru olmak zorunda gibi bir durum da yok. Yani siz yaklaşık olarak şu tarihlerde şuralarda yaşadım, bu tarihlerde buralarda bulundum, bu tarihlerde şu okula gittim, şu okuldan mezun oldum diye bunları dolduruyorsunuz. Detaylı bir, dediğim gibi, form. Bu detaylı formu acele ederseniz daha iyi olur sizin için. Biraz yoğunluk olacaktır. Yoğunluk olduğu için de internetten sürekli kopmalar olacaktır. Ben çünkü dediğim gibi 4 günde, 5 günde doldurabilmiştim. Ayın 8'inde benim belli olmuştu. Benim formu teslim ettiğim ayın 13'üydü. Mayıs'ın 13'ü. 5 gün falan sürmüştü yani. O yüzden siz de bu kopmaları yaşayabilirsiniz. Bundan yana böyle canınız sıkılmasın. Pes etmeyin. Devam edin doldurmaya. Çünkü kaydediyorsunuz, sürekli save ediyorsunuz. O bilgileriniz kaldığınız yerden devam edecek. Bu süreci bu şekilde atlatırsınız. Green Card'ın ne gibi avantajları var? Aslında Green Card, bana ilk geldiğim zaman da onu söylemişlerdi. Green Card çalışma ve oturma vizesi. Yani yurt dışında, Amerika'da yaşayabilmek için çalışma ve oturma iznine sahip olmanız lazım. Green Card çekilişi, çekilişten çıkan Green Card bunun en kestirme yolu aslında. O yüzden talihler için söylüyorum, gerçekten çok şanslısınız. Gerçekten çok şanslısınız. O yüzden bir şey mi dediniz? Yani kafa göz yapıyorsun da. Biraz ama aşağıya doğru iner misin? Ha, inerim tabii ki. Çocuğu zor tutuyorum. Ben alayım kucağıma. Al. Alayım hadi. Evet. Kızım annesinin kucağındaydı. Annesi çekiyor bizi. Green Card bunun en kolay yolu. Yani Amerika'da yaşayabilmek için bunun en kolay yolu. O yüzden çok şanslısınız gerçekten. Bana buraya gelirken bir tane dostum şey demişti. Sen farkında değilsin ama Amerika'ya gittiğin zaman Green Card sürecinin, aslında Green Card'ın olmasının en büyük avantajı olduğunu oraya gidince anlayacaksın demişti. Çünkü buraya gelen insanlar zaten o Green Card'ı alabilmek için birçok yol deniyorlar. İşte yatırımcı vizesi alıyorlar. İşte ne bileyim birçok işte burada bir sponsor bulmaya çalışıyorlar. Burada kalmaya çalışıyorlar. Oturum alabilmek için gerçekten zorlanıyorlar. Ama bu çekilişten çıkan Green Card gerçekten böyle piyango tutturmak gibi bir şey. Yani Türkiye'de piyango kazanmak gibi bir şey.
Hemen üçüncü günde buraya Amerika'ya geldiğiniz zaman hemen üçüncü günde SSN'iniz, Social Security Number'ınız gelecek. Bir ay sonra Green Card'ınız gelecek. Birçok şey rahat olacak sizin için. Kızımın da mesela geldikten bir ay sonra onun da Green Card'ı geldi. Şöyle dikkat etmeniz gereken şeyler var. Green Card kime çıkarsa Amerika'ya ilk önce onun giriş yapması lazım. Yani şöyle düşün, karı koca size çıktı, yani kocaya çıktı, aileyi alıp geldi. Ama eşinize çıktıysa eşinizin de ilk başta gelmesi lazım. Çünkü böyle yapan arkadaşlarımız var. Önce şeye çıkmış, hanımefendiye çıkmış. Dolayısıyla buraya Amerika'ya beraber giriş yapmışlar. Sonra aile geri dönmüş. Sonra burada düzeni erkek sağlamış. Ondan sonra da aileye getirmiş. Green Card kime çıkıyorsa onun üzerinden faydalanacağınız için Amerika'ya ilk önce onunla giriş yapmanız gerekiyor. Bu formu doldururken bazı dikkat etmeniz gereken şeyler var. Özellikle dikkat etmeniz gereken şeyler var. Onlarda hata yapmamanız lazım. O yüzden yani İngilizcesi iyi olan birisiyle yaparsanız bu işi çok iyi olur. Eğer sizin gücünüz yoksa ya da beceremiyorsanız, ya ben profesyonel şey almıştım, destek almıştım birinden, danışmanlık almıştım. O şekilde siz de yapabilirsiniz. Ama bu kendi başınıza da yapabileceğiniz bir şey aslında. Yani ücret vermeden yapabileceğiniz bir şey. Ama ben beceremem, ücreti neyse onu da öderim ve bunu da yaptırın derseniz, o da sizin kendi bileceğiniz bir yöntem tabii ki. Çünkü adres vermeniz gerekiyor olacak. Amerika'da giriş yaptığınız zaman burada bir adres göstermeniz gerekiyor olacak. Dolayısıyla burada bir tanıdığınızın olması ya da burada bir adres veriyor olmanız önemli bir şey. O adresi girebilmeniz için bazen bu danışmanlık şirketleri size yardımcı olabiliyorlar o konularda. Evet, evet aşkım. Başka ne söyleyebilirim? Dediğim gibi formu doldurmakta acele edin. Çünkü bu sene biraz daha böyle mülakat tarihi alabilmek için öncelikle formu erken dolduranların avantajı oluyor gibi bir durum var. Evet, arkada araba durunca benim de konsantrasyon bozuldu. Havada kararmak üzere. Umarım rahat rahat görüyorsunuzdur beni. Devam edeyim. Evet, formu doldurmak biraz bu sene önemli. Çabuk doldurmak, erken doldurmak önemli. O formu doldurduktan sonra mülakat tarihinizi daha öne alabileceksiniz bu sene. O yüzden formu doldurmanız lazım. Bu işin tamamen aslında psikolojik tarafı şu, beklemek üzerine. Dediğim gibi yani Kasım'dan Mayıs'a beklediniz, Mayıs'tan sonra yine beklemeye devam edeceksiniz. Formu gönderdikten sonra mail alacaksınız. Formda doldurduğunuz bilgileri sizden isteyecekler. Onları işte pasaportunuzdur, diplomanızdır, iş yeridir, bilmem ne falan filan gibi böyle bir sürü şeyler var. Bizim zamanımızda aşı kartları vardı. Bu sene devam eder mi bilmiyorum. O bilgiler olacaktır muhtemelen. Onların hepsini scan edip bilgisayarda mail atıyorsunuz. O mail size aldığınıza dair haber veriyorlar. Ondan sonra size mülakat tarihi veriyorlar. Bu önünüzde yani yaklaşık bir sene, bir buçuk sene gibi bir zaman zarfı. Bu zaman zarfında hazırlığınızı yapın, bekleyin. İngilizceye biraz eğilin. İngilizce çünkü gerçekten şart. Nerede yaşayacağınızı karar verin. Videoları izleyin Amerika ile ilgili. Ben çok fazla video izledim. Ne yapacağımı düşündüm. Buraya geldiğim zaman nerede yaşarım, onun kararını vermeye çalıştım. Onunla ilgili bilgiler edinirseniz sizin için iyi olur. Buradan eğer Amerika'da yaşayan bir kontağınız varsa, bir arkadaşınız varsa, evet şu gitsin, ses olmasın. Amerika'da yaşayan bir kontağınız, bir arkadaşınız varsa tabii ki onun bulunduğu yere gelmeniz tavsiye olur açıkçası. Hayat çünkü kolaylaştırıyor. Sistem biraz daha farklı olduğu için size yardımcı olur. Evet, dediğim gibi bu biraz uzun bir bekleme üzerine bir süreç. Umarım hepiniz için hayırlısı olur. Benim de böyle çok fazla yakın arkadaşım, eşim, dostum, akrabam var başvuran. Umarım onlara da çıkmıştır. Herkesin gönlüne göre olsun. Buraya geldiğiniz zaman güzel bir hayat sizin olsun inşallah. Umarım beklentilerinizi karşılar her şey. Evet kızım, bak buradayız. Bak anne karşıda bizi çekiyor. Evet. El salla. El salla. Dediğim gibi hazırlığınızı yapmaya devam edin. Bu formu doldururken kendi başınıza halledebileceğiniz bir form, İngilizceniz varsa çok iyi derecede, o konuda sıkıntı yaşamazsınız. Ama
Ben mesela profesyonel destek almıştım, yardım almıştım danışmanlık şirketinden. O konuda da eğer ben uğraşmayayım, danışmanımdan yardımcı olsun. Çünkü onlar bütün prosesi takip ediyorlar, bütün süreci takip ediyorlar. Sizin en son Ankara'daki mülakatınıza girene kadar ki sürecinize size yardımcı oluyorlar. Aksi çıkarsa o konularda bilgi veriyorlar. Ta ki Amerika'ya girene kadar ki süreçte size yardımcı oluyorlar. Ben o konuda destek almıştım Atakan ve Onur Alp'ten. Onların da iletişimlerini aşağıya bu videonun altına yazarım. Oradan ulaşabilirsiniz kendilerine. Onlar da size destek olabilirler. Aynı şekilde bir daha deneyecekseniz o konuda da size yardımcı olabilirler. Durum odur efendim. Herkesin gönlüne göre olsun diye düşünüyorum. Bizim keyfimiz yerinde. Umarım herkes de keyfi yerinde olmuş olur. Bir şey mi dediniz? Hayır, kızımı öpücük atıyorum. Öpücük atıyorsun da ben anlamadım. Hayır. Bir şey söylüyorsun zannettim. Sana da atabilirim. Tamam mıdır? Ben kapatıyorum o zaman videomuzu. Kapatalım. Tamam. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olun, bizi izleyin, yorum yapın, likelayın. Green Card talihlilerini şimdi tekrar bir kez daha tebrik ediyorum. Çıkmayanlar hiç üzülmesinler. Kasım ayında bir kez daha deneyebilirsiniz bu şansınızı. Umarım hayat sizin için çok güzel olur. Hoş kalın, hoşça kalın. Kızımla Amerika'dan sevgiler.